Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Zotero programını öğretmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde Zotero'nun kitaplığının altında bulunan klasörlerin hiyerarşik sıralamasının nasıl yapılabileceği konusunda size bilgi vermeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, şunu öncelikle belirtmek isterim ki Zotero programına eklenen her eser künyesi arkadaşlar kitaplığın klasörünün altına gelir ve burada kendisini gösterir arkadaşlar. Şu an kitaplığımı seçmişim. Ve şu ana kadar eklemiş olduğum, Zotero'ya eklemiş olduğum materyali görüyorsunuz. Kaynakçamı görüyorsunuz. Bunun mesela gruplandırmasını yapmak istediğim takdirde geçen dersimizde de etiketler kullanarak bu gruplama yapabileceğimizi ve diğer bir yol olarak da kitaplığın klasörünün altında yeni klasörler açarak bu gruplamayı yapabileceğimizi size göstermiştim. Şimdi ise kitaplığın klasörü altında bulunan klasörleri sileceğim. Yeni bir hiyerarşik düzen kazandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi bu tür aşamalar genelde ne zaman olur? İşte araştırmacı literatür taramasını yapar. Elde ettiği literatürü Zotero'ya ekler. Yani fişlemesini yapar. Fişlemesini yaptıktan sonra okumaya başlar. Okuduktan sonra da kafasında bir sıralama şekillenir. Başlıklar şekillenir. Yani tezin içindekiler kısmı ya da bir makalenin içindekiler kısmı kafasında şekillenir araştırmacının. Araştırmacı da bu içindekiler kısmında yer alan başlıkları mesela burada sıralayarak bu elde ettiği künyeleri arkadaşlar bu başlıklara göre naklettirir. Nakledilen bu eserlerden yani hangi başlığın altına o eserler eklenmişse artık o başlık o eserlerden çıkacaktır. Yani o eserlerin okunmasıyla elde edilecek olan notların birleştirilmesiyle o başlıkla ilgili bilgi çıkacaktır. Bu da bize gruplama açısından önemli bir yol gösteriyor arkadaşlar. Ben hemen projeler kısmını sileyim. Yeniden bir hiyerarşik düzen sağlamayı göstereyim size arkadaşlar. Bakın şu anda yayınlarım bunlar. Bunlar daha bunlarla ilgili dersler yapmadım arkadaşlar. Şu anda kitaplığımdayım. Evet. Artık okumalar yaptım. Kafamda mesela bir takım şekillenmeler oldu. Ve bir yani elde ettiğim bu künyeleri gruplamak istiyorum. Örneğin öncelikle mesela bunun bir proje işi olduğunu ve bir proje konusu altında gidelim. Mesela bir makale projem var. Şimdi çünkü daha farklı projelerim de olabilir. Eklediğim kaynakları da bu projenin altında bulunan çalışmalarıma yükleyeceğim için böyle klasörlere isimler vermek önemli arkadaşlar. Mesela projelerim örnek ben hızlı yazıyorum kusura bakmayın. Hemen işte Osmanlı tarihi makalesi mesela diyelim. Bakın alt alta geldi görüyorsunuz. Ondan sonra da yeni bir alt derme de yapıyorum arkadaşlar. Yani konu bir mesela konu evet. Konu bir diyelim. Sonra yine alt derme konu 2. Böyle başlıklar meydana getirelim. Şimdi ise ne yapalım? Bu başlıklar gidiyor arkadaşlar. Bunların sıralamasını değiştirmeden buralara mesela eser ekleyelim. Mesela Osmanlı tarihiyle ilgili şifte basılı tutarak dikkat edin arkadaşlar. Bakın mesela şuna tıkladım. Tıkladıktan sonra şifte basılı tutarak ok yönüyle, ok tuşlarıyla aşağıya doğru ok tuşuyla ne yapıyorum arkadaşlar? Seçim gerçekleştiriyorum. Ya da bu seçimler seçiliyken CTRL tuşuna basılı tutarak mouse'un sol tuşuyla istediğim eserleri seçiyorum arkadaşlar. Şuradan eser seçiyorum. Sonrasında CTRL'den elimi çekiyorum ve bunu direkt diyelim ki Osmanlı tarihi makalesinin içerisine gönderiyorum arkadaşlar. Tık gönderdim. Gönderdim ama mesela buradan bir ayrılan bir şey olmadı. Dikkatinizi çekerim. Bu her zaman kitaplığım klasöründe yer alacaktır. Bakın. Şu anda mesela projelerim klasöründe hiçbir eser yok. Ama Osmanlı tarihi makalesinde bu kadar eser geldi. Gördüğünüz gibi demir çektiğimiz gibi. Peki bu eserlerin buradan silinmesiyle kitaplığımdaki mesela eserler de silinecek mi? Hayır arkadaşlar. Klasör silindi mi? Buradaki eserler duruyor. Ta ki eserleri biz kitaplığım klasöründen silmediğimiz müddetçe buradaki eserler silinmiyor. Dikkatinizi çekerim mesela başka bir alana da mesela eser kaydırayım. Burada bakıyorsunuz bakın konu klasörü içerisinde hiçbir eser yok. Ama ben ne yapıyorum? Mesela şunu CTRL'ye basılı tutarak mesela seçiyorum şunu. Ne yapıyorum arkadaşlar? Gönderiyorum mesela. Bakın konu klasörünün üzerine geliyorum mouse'la sol tuşa basılı tutarak. Eğer mouse'un üzerinde artı işaretini gördüğüm anda ne yapıyorum arkadaşlar? Bırakıyorum. İşte şu anda konu klasörünün içerisinde de mesela ne geldi? Eserler gelmeye başladı. İşte bu şekilde mesela bir hiyerarşi düzeni kurabiliyoruz. Evet.
Bak mesela konunun altında mesela yeni bir alt derme yapayım isimsiz. Şunun altında yeni bir alt derme yapayım isimsiz 2. Böyle bu şekilde gidiyorum. Mesela bunu yani isimsiz 2 klasörünü diyelim ki projelerin altına getirmek istediğim zaman ne yapıyorum peki? Onda da sol tuşa basılı tutuyorum. Seçtikten sonra getiriyorum projeleri hemen altına. Bakın böyle bu şekilde geliyorum. Yani bu birinci klasör. Bunlar ikinci klasör. Bakın mesela şu anda projelerim ikinci klasör. Peki mesela projelerimin altında bir klasör açmak istesem o zaman yukarıya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yeni derme diyorum. Bakın isimsiz 3 klasörü geldi. Bunun altında yani isimsiz 3 klasörün altında bir derme açmak istiyorsam yani klasör açmak istiyorsam orada da yeni alt derme diyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Silmek istediğim tarihten ne yapıyorum peki? Sağ tıklıyorum. Dermeyi sil. Evet bu şekilde siliyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir iskelet meydana getiriyoruz. Bu iskeletin meydana gelmesi tezimizin, makalemizin ya da diğer akademik çalışmalarımızın hızlı bir şekilde organize olmasını sağlayacaktır. Zotero da bize bu imkanı verecektir. Dikkat ederseniz yani künyeyi ekleyerek fişleme adımına geçtik. Fişleme adımından bir adım daha öteye geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Fişlediğimiz eserleri de klasörüne ekleyerek gruplandırmasını yapıyoruz. Bunu klasörle de yapıyoruz. Yani yeni klasörleri açarak da yapıyoruz. Bunu aynı şekilde etiketleme de yaparak görüyorsunuz. Bakın eseri seçiyorum, esere etiket ekliyorum. Eseri seçiyorum, esere etiket ekliyorum. Ya da grup eklemesi de yapabilir miyim? Ona da hemen bir bakayım arkadaşlar. Mesela 3 tane eser seçtim. Ha dikkat ederseniz mesela 3 eseri seçip de onlara bir etiket ekleyemiyorum. Teker teker ekleyebiliyorum. Evet. Notlarla ilgili de bilgi vermiştim. Şu anda da ilişkili eserlerle ilgili bir bilgiyi başka bir derste vereceğim arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde ne öğrendik arkadaşlar? Bu dersimizde Zotero kitaplığına eklediğimiz eserleri klasöre ekleme, klasöre sürükleyerek ekleme ve klasörlerin hiyerarşik düzenini yeniden oluşturma ve silme konularına değindik. Bir başka derste tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.